Bu yaz neler moda? Mutlaka denemeniz gereken yeni erkek stil modası neler? Hepsini önceki videolarımızda konuştuk. Hatta linklerini paylaşayım, hatırlamak isteyenler izlesin. Ben bugün bu yaz asla giymememiz gereken parçalardan bahsetmek istiyorum. Kimseyi zorlamak istemem ama bilin ki bu kıyafetleri giyerseniz son derece demode bir görünüm kazanırsınız. Gelin yol yakınken sayacağım şu parçalardan bu yaz vazgeçin. Modası gelinceye kadar da dolabınızın diplerinde saklayın. Daha dip, daha dip. Bir, kalın tişörtler. Vücudunuzun nefes almasını engelleyecek derecede kalın tişörtlerden vazgeçin. Yazın sıcak havalarda daha az terlemek için bu iyiliği kendinize yapın. Sezonun modasında sıkça bahsettiğimiz triko tişörtlerden bahsetmiyorum. Onlar hala moda. Zaten vücudunuza hava giriş çıkışını engelleyip sizi bunaltmıyorlar. Benim kastettiğim kalın penye. Yakasıyla dahi sizi boğan tişörtler. 2, süper slim ultra skinny jeanler. Böyle ismiyle bile abartılı dar denim pantolonlardan bu yaz uzak durun. Bir şey itiraf edeyim, ben zaten bugüne kadar bu pantolonların erkeklere yakıştığını hiç düşünmedim. Ama bu yaz görmek de istemiyorum. Zaten bu kadar dar pantolonlarla da sıcak günleri geçirmek hayli zor. Hazır bol, rahat kesimler moda olmuşken efil efil tadını çıkartalım. 3. Paçası katlanmış denimler. Bize uzun gelen pantolonlarımızı, özellikle de denimlerimizi katlayıp giyerek tarz bir görünüm kazanıyorduk. Ta ki bu yaza kadar. Bu yaz bu çözüm yolumuz işe yaramıyor. O yüzden paçası uzun gelen pantolonlarınızı terziye ya da makas darbelerine teslim etmenizi tavsiye ederim. 4. Yakası yukarı kaldırılan tişörtler, gömlekler. Havalı bir görünüm kattığı düşünüldüğü için böyle bir hata yapılıyor sanırım. Ama gördüğünüz gibi hiç de havalı bir görünüm oluşturmuyor. Yakasını yaka yerinde düzgünce katlayarak efendi efendi gömleklerimizi, tişörtlerimizi bu yaz giyelim beyler. 5. Baştan aşağı koyu renk giyinmek. Evet, baştan aşağı siyah, lacivert gibi koyu renklerde giyinmek uyumlu olmak için son derece basit bir seçenek. Ancak bu sıcak yaz günleri için hiç de doğru bir tercih değil. Neden? Koyu renk yakar. Hem de nasıl yakar. Güneş ışınlarını daha fazla üstünüze çekeceğiniz için çok daha fazla terlersiniz. Üstelik yazın canlılığına da hareketliliğine de ters buluyorum bu tarz kombinleri. Onun yerine yaz gibi içimizi açan canlılıklar, renkler, desenler, güneş ışığını üzerimize çekmeyecek beyaz, bej gibi tonları tercih etmelisiniz. 6. Korumasız güneş gözlükleri. Güneşten korunmak için ne yaparız? Güneş kremi süreriz. Doğru, o da çok önemli, haklısın. Güneş kremi sadece tatillerde deniz kenarında sürülür gibi düşünüyoruz. Ama artık güneş ışınları o kadar tehlikeli ki markete giderken bile sürmek lazım. Yani doğru noktaya temas ettin. Günlük yaşantımızda da güneş kremi sürmeyi ihmal etmeyelim beyler. Güneşten korunmak için bir de güneş gözlüğü takarız. Ama taktığınız gözlüğün gözlerinizi koruması gerçekten önemli. İşportadan alınan, hiçbir koruması olmayan gözlükleri sırf havalı olmak için takmayın. Güzel gözlerinizi üzmeyin. Yapmayın abicim, almayın şu gözlükleri. Peki, gözlük alırken nelere dikkat etmelisiniz? Camlarının UV ve UVB blokaj düzeyleri %100 olmalı. Yani güneşin bu zararlı ışınlarını geçirmemeli. Ayrıca camları parlamayı ve yansımayı engelleyen polarize özellikte olsun. Bir de takacağınız güneş gözlüğünün CE denilen, Avrupa Birliği standartlarına göre üretildiğini gösteren belgesi olmalı. En önemli kriterler bunlar. Sanmayın ki her pahalı gözlük kalitelidir. Dediğim özelliklere sahipse her yerden alıp takabilirsiniz. 7. Önü yuvarlak ve kapalı terlikler. Bu yaz özellikle kalın, tek bantlı, çift bantlı, parmak arası terlikler ve sandaletlerin moda olduğundan bahsetmiştik. Ancak moda olmayan ve yıllardır vazgeçemediğimiz bir model var ki bu sezon kesinlikle demode. Önü yuvarlak ve kapalı plastik terlikler. Bu yaz giymemek üzere hemen ortalıktan kaldırın. Saydığım bu 7 maddeye dikkat ederseniz trend görünümünüzden ödün vermeden yazın tadını çıkarabilirsiniz beyler. Eksikleriniz için de videonun altına bıraktığım kodu kullanarak atemoğlu.com sitesinden alacağınız bütün ürünlerde geçerli. Tüm indirimlere ek %20 indirim fırsatından da yararlanabilirsiniz. Hatırlatayım, indirim sadece ilk 10 kişi için geçerli. Hızlı olan kazanır. Artık gelenekselleşen Instagram mesajlarımızı videonun sonunda yanıtlamak istiyorum. Bakalım bugün hangi mesajlara, hangi dertlere derman olmaya çalışacağım. Merhabalar Efe. Tabii jean üzerine desenli bir gömlek, altına da kombininle uygun bir sneaker giyebilirsin. Hatta bence gömleğinin üstüne blazer bir ceketle tamamlayıp cebine de şık bir mendil iliştirirsen harika olur. Bahsettiğim kombin şu tarz bir şey. Düğünde şimdiden iyi eğlenceler. Bu mesajı gönderen arkadaşım isminin gizli olmasını istemiş. O yüzden söylemiyorum. Ama umarım kendisi beni duyacaktır. Bence kendine çok fazla yüklenmişsin. Kendi tarifine göre benim zihnimde hiç de yakışıklı olmayan biri belirmedi açıkçası. Ve aslında konunun bacaklarında hiç ilgisi yok. Bazen karşı taraf
sizin onu sevdiğiniz gibi, sizin onu gördüğünüz gibi sizi görmez. Bunu kabullenmek en doğrusu. Sırf sizin gibi sevmiyor diye bu sizin yetersiz ya da çirkin olduğunuz anlamına gelmez. Herkes farklı tiplere, tavırlara, huylara, karakterlere karşı ilgi duyabilir. O yüzden lütfen kendinde bir kusur olduğunu düşünme. Ama kıskançlık konusunda bence de kendini durdurmalısın. Kıskanman olmasından korktuğun şeylerin önüne geçmez. Aksine kıskandığın insan üzerinde kötü bir baskı oluşturur. Kıskanma halin seni de sürekli kaygılandırır ve mutsuz eder. Bence kendini rahatlat. Olacağı varsa olur deyip akışına bırak. Aslında kendine bu kadar yüklenmen, kıskanman daha çok özgüven eksikliği gibi geldi bana. Şu aşamada önceliğin kızlar değil, kendin olsun. Kendine yatırım yap derim. Göreceksin, aşk zamanla tamamen hafifleyecek. Unutma, en değerli sensin. Selam Ahmet. İlk kez gördüğüm bir kızın yanına gidip hemen telefon numarasını istemek biraz iddialı bence. Muhabbeti ilerletmek için şu videomu tavsiye edebilirim. Acele etmeden yavaş yavaş birbirinizi tanıdıktan sonra teklif etmen çok daha sağlıklı olur bence. Bugünlük mesajlarımız bu kadar. Varsa sorunuz biliyorsunuz siz de Instagram üzerinden bana yollayabilirsiniz. Tekrar görüşmek için de kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.